İsmail Bey merhaba. Giz Akademi'deyiz. Bizi buraya davet ettiniz. Özel bir sebebi var mı? Buraya sık sık gelir misiniz? Buraya çok sık geliyorum. Birincisi çok güzel bir yer. Evet. Hava da harika. Yeşil, işte ağaçlar, maaşlar böyle hoşuma gidiyor benim. Bugün de hava çok güzeldi. Evet. Giz Akademi'ye çok sık geliyorum çünkü burada bir sürü eğitim aldım. Buranın sahibi de çok yakın arkadaşım. Çocuklar duymasın da Haluk karakterini canlandırıyorsunuz ve Haluk yemek yapmaz, ev işi yapmaz, sofra kurmaz. Normalde de bu şekilde misiniz, normal hayatınızda da? Ben yemek yaparım çünkü boğazıma çok düşkünüm. Yemek yemeyi çok seviyorum. Yemek yemeyi çok sevdiğim için de yemek de yapıyorum tabii. Tabii Haluk daha aksi, daha farklı bir karakter ama Türk erkeğinin neredeyse %80'i, %90'ını temsil ediyor. Sette yapılan yemekler sonrasında da yeniliyor mu yoksa yemiş gibi mi yapıyorsunuz? Benim setimde yenir. Ben öyle yeniyormuş gibi yapılan şeyleri çok fazla sevmiyorum. İnandırıcı da olmuyor. Bazı dizilerde falan böyle görüyorum yemek sahnesi. Ondan sonra herkes oturuyor, kimse yemek yemiyor ya da böyle yiyor gibi yapıp böyle hani yalan görünüyor, ama inandırıcı gelmiyor. Ama mesela bir sahne 3-5 kez çekilirse yerseniz hani bitmesin diye yemiş gibi yapma gibi bir durum olmuyor mu? Biterse yenisini getirirler. Yenisini getirirler. Tabii ki setin görevi olur, prodüksiyon o işe yarar zaten. Ve o yüzden de... Tabii biz bayağı yiyoruz ve bayağı yemek yapılıyor ve o yüzden de bizim Çocuklar Duymasın'daki yemek sahnelerimiz çok ilgi çeker. İşte Haluk'un işte sucuklu yumurta yemesi, şu inanılmaz bir talep vardır buna. Benim arkadaşlarım bile zaman zaman bana telefon açar. Ya gecenin bir vakti sucuklu yumurta yaptım, öyle canım çekti ki diye. Birol Güven bile hani bu sahnelerin dikkat çektiğini görüp yazması, sonra diziyi seyredip kendi yazdığı şeyi seyrederken canının isteyip yemesine sebep oluyor. Komik bir şey yaşamıştık çekimlerde, işte lahmacun sahnesi var, böyle kebaplar falan getirmişlerdi. Ben de lahmacunun arasına bir Adana kebap koyup ona böyle dürüm yapıp öyle yemiştim. Normalde de yer misiniz bu şekilde? Arada yiyebilirim. Sonra bir kebapçıya gittim. Kebapçı öyle, lahmacun istemiştim, öyle getirdi. Abi dedi, o bölümü seyrettik, insanlar gelip öyle istemeye başladı. Ben de onu menüye koydum dedi. Böylece bir Haluk usulü lahmacun Adana karışımı bir şey yapmış oldum. Neler pişerdi evinizde? Daha çok sebze mi pişerdi yoksa? Annem her şeyi yapardı, çok güzel yemek yapardı. Hala da çok güzel yemek yapar. Her şeyi çok güzel yapardı. Biz Kars'tan geliyoruz ve Kars yöresinin yemekleri de çok ünlüdür, çok çeşitlidir. İşte hem Rusya'dan etkilenmiştir, Azerbaycan'dan, Ermenistan'dan ve güzel bir yemek kültürü vardır ve pilav, çok değişik pilavlarımız vardır bizim. Ve o pilavları düşündükçe ailem aklıma gelir. Biraz da annenizden bahsetmek istiyorum. Biraz önce dediniz işte benim sağlıklı beslenmem konusunda. O şekilde davranıyor. Hala öyle davranıyor. Hala öyle. Tabii tabii. Çekimler sırasında hiç sevmediğiniz bir yemeği yemek zorunda kaldınız mı? Hayır. Sevmediğim hiçbir şeyi yemem. Brokoli falan yemediniz. Asla. Mesela şey, orada Pınar Altuğ ismini hatırlayamadım bizdeki. Meltem. Ha, Meltem Hanım mesela size işte atıyorum konsept dizi gereği, senaryo gereği işte brokoli falan yedirmek durumunda kalmadı mı? Hayır. Yedirmeye kalkabilir ama Haluk onu yemez. Sonuna kadar savaşır. Tabii mümkün değil. Zaten ben dizi içinde de laf ediyorum brokoliye. Baba olduktan sonra hayatınızda beslenme anlamında herhangi bir değişiklik oldu mu? Hayır. Ya da mesela işte kendi yediğiniz şeyleri aman çocuğum yemesin gibi bir tavır içine girdiniz mi? Ya dikkat, tabii ki dikkat ediyoruz. Annesi özellikle çok dikkatli bu konularda. İşte abur cubur yememesine dikkat ediyoruz. Çok fazla çikolata, şeker yememesine dikkat ediyoruz. Çünkü çocukların en sevdiği şeydir çikolata yemek, şeker yemek, abur cubur yemek. Onlardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Ama bu sizin yanınızda pek mümkün olmuyor. Yani Zeyno zaten benim yediğim her şeyi yemiyor. O çok fazla yemek seçiyor. Onu yemem, bunu yemem diye annesiyle sürekli didişiyorlar.
falan. Gerçi çok farklı. Ana falan da değil mi? Gerçi çok farklı. Haluk Bey, gene Haluk Bey. Merhaba. Bu hafta Reyhan'la birlikte Yemek Bahane'de birlikteyiz. Ben yemek yapmam ama yemek yemeyi çok severim. Yemek üzerine güzel bir sohbetimiz oldu. Umarım sizin de hoşunuza gider.